Peki. Kararını veririz. Bakalım önümüzdeki süreci takip edeceğiz yakından. Hüseyin bana oradan 5 işareti yapıyor. Çabuk geçiyor zaman. Abdullah Avcı Trabzon'da. Ersun Yanal Antalya'da başladı. O yaprak dökümünden ilk yaprak dökümü geldi ya, bir 5 teknik adam gitti zaten. Öncada abi. İşte onu söylüyordum. Yani Türkiye'de sıkıntı burada. Türkiye'de aslında dünyanın pek çok yerinde öyle de bizdeki artık nirvanasında. Zirvelerde. Zirvelerde. Yani. Kulübü kötü yöneten başkan kalmaya devam etmek için bir şey değiştirmek lazım. 22 kişilik kadroyu değiştirmek çok pahalı. Ama bir hocayı değiştirmek çok ucuz. Hadi hocayı değiştiriyor. Ender'e atıyor, Hıncalı getiriyor. Hıncalı da ipliği pazara 3 günde çıkıyor. Hıncalı dağıtıyor, Ahmet'i getiriyor. Türkiye bu hale geldi. Çünkü hocanın yönetime güveni yok. Taraftarın da yönetime güveni yok. Taraftar yönetimi değiştiremeyeceğini biliyor, antrenöre saldırıyor. Bu ortamda olan antrenör oluyor. Ersun Yanal, Abdullah Avcı, ne o sihirbaz var ya hani, sopasıyla dokunuyor. Meşhur Harry Potter mı? Harry Potter. Falan filan var ya öyle. Böyle insanlar değiller. Hiçbir antrenör sihirbaz değil. Bir adam gelir, geldiği anda yaptığı şey elinde mevcut takımdan en iyi sonucu almak. Ama bu kısa vadedeki hedefidir. Uzun vadede hedefi de orada kalıcı olarak adını bırakacak bir takım yaratmak. Takımda Avrupalara gitmek, Avrupalarda başarılara ulaşmak. Bunun için de sana güvenen bir yönetim olması lazım arkanda. Yenilsen de yensen de. Ahmet Ağoğlu güvenilir bir başkan olmadığını ispatlayalı elin saf ya. O Ahmet Ağoğlu şeyiyle, sözüyle şimdi gidip Abdullah Avcı Trabzon. Gene zor. Ersun Yanal. Biçer döver gibi hoca değiştiren şeyde Antalya'da ne yapacaksın Ersun Hoca? Bana şu geliyor yani, bunu söylemek istemiyorum ama işte bu karambolda ne çırparsak kârdır. Çünkü imza attıkları paralar demin söylediğim gibi 3.000 lira aylık maaşlar falan değil. Şu sırada bize doğru dürüst para verecek hiçbir yer nasıl olsa yok. Bunlardan ne alırsak alırız. Ondan sonra gelir İstanbul'da bu paraları yeriz. Kusura bakmasınlar, düşündüğüm bu. Yani Türkiye'de böyle bir antrenör kıyımı yaşanıyorsa ve hiçbir antrenörün buna gıkı çıkmıyorsa, aslında hepsi böyle aç aslanlar gibi bir yer boşalsa da oraya ben atlasam diye bekliyorsa, birisi kafa tuttu mu kendisine teklif yapıldığı zaman, siz falancayı niye kovdunuz da beni onun yerine alıyorsunuz? Hangi garantiyi veriyorsunuz bana? Hepsi ektiklerini biçiyorlar. Hocalar da yönetimler de. Peki Hıncal abi, teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağlıklı günlerde birlikte olabilmek dileğiyle. Hep beraber inşallah. Tüm çalışanları, mesela bunların soyun odalarını paspas yapan çocuklar, formalarını, çoraplarını yıkayanlar, pabuçların bakımını yapanlar, her neyse. Orada yenen yemekleri hazırlayan mutfaktakiler, maaş alamayanlar var. Senede milyonlar kazanırsın da 500 bin lira bir maaşını alamazsın, sana dokunmaz. Ama ayda 3 bin liraya aile geçindiren bir adam bir maaşını alamadı mı? Çok şey dokunur ortalık. Dedi ki maaşları bile ödeyemiyoruz. Onun için bu futbolcular maçların geliri de yok. Tribün gelirimiz bitti.
şeyin yayıncı kuruluşu hala paraları ödemiyor. Hala anlaşamadılar. Gidiyorlar, geliyorlar, konuşuyorlar. Oldular da %15 indirim yapsınlar. Alacaklarından. Bütün takım evet dedi. İki kişi var. Evet. Belhanda ve Feguli, biz bir kuruş inmeyiz. Oynatmazsanız oynatmayın. Biz de oturup aramızı son kuruşuna kadar alırız. Şeye bile başvurdular. Gecikiyor maaşları diye. FIFA'ya. Paramızı tam vermezseniz mahkemeye veririm dedi Belhanda. Böyle bir ortamda Fatih Terim'in kendiliğinden bu iki adamı oynatmaması lazım. Aynı örneği verdim ben. Fatih Terim kendisini o takımda oynayan mesela Ömer'in yerine koysun. Ben başkanım %15 indirim der demez kabul etmişim. Kenarda oturuyorum. Bir kuruş indirim kabul etmem. Her kuruşumu zamanında isterim ve tam isterim diyen Belhanda oynuyor. O Fatih Terim seni oyuna soktuğu zaman kendini Ömer yerine koy Fatih Hocam. Sen o hoca için koşar mısın artık? Ben fedakarlık yapıyorum. Kenarda oturuyorum. Bir kuruş fedakarlık yapmam diyen adam da orada oynuyor. Bir de üstelik kolunda kaptan şeyiyle, bandıyla oynuyor. Fatih Terim inadına koydu. Feghouli ile Belhanda'yı. O inadına koyunca da Mustafa Cengiz Başkan ima etti. İsim vermeden. Ondan sonra işte ateşkes mateşkes dediler. Ateşkesten sonraki ilk maç Belhanda ile Feghouli'nin, ikisi de sahada ilk 11'de. Bir de saha sonuçları gelince. Ya. Ve gazetelere bakıyorsunuz. Herkes Fatih Terim'in askeri. İşte Belhanda ve Feghouli'nin ne olduğu ortaya çıktı. Onlar olmazsa Galatasaray maç kazanamıyor. En büyük Feghouli, en büyük Belhanda. Onlar en büyüktü de tribünler niye ayağa kalktı? Bunlar canları isterse oynuyorlar, bir. İstemezse kimse koşturamıyor bunlar. İki, birbirlerine oynuyorlar. Fatih Terim'e söylüyorum burada. Lütfen Belhanda'yla Feghouli'nin 90 dakika boyunca bireysel olarak kaç top verdiler herhangi birine? Ve bunların kaçı Feghouli'ye, kaçı Belhanda'ya verildi? İkisinin de en çok top verdiği insan öbürü. İkili aralarında oynuyorlar. Galatasaray umurlarında değil. Birbirlerine yardım için koşuyorlar. Top Begül'deyse hemen koşuyor Begül'den top almaya. Ama top başkasındaysa ona top almaya gitmiyor Belhanda Hazretleri. Şimdi ateşkesten sonra dediğim dedik, çaldığım düdük deyince Fatih Terim ve bütün o medyada bunun arkasında olunca Mustafa Cengiz'e yapacak bir tek şey kongre kararı. Ateşkes falan palavra. Fatih Terim'den ateş mateş kesilmez. Peşi sıra hemen adaylar çıktı. Yani işte Burak Elmas var, Metin Öztürk var. Biz adayız dediler. Sayın Başkan ben bir gözden geçiriyorum durumu dedi. Olma ihtimali kuvvetle muhtemelmiş. Bir anda hani böyle bir seçim atmosferi oldu. Efendim Mustafa Cengiz'e bir takım yakınları bu kararın bırakıp kaçtı anlamına gelir. Dediler. Ben dedim ki kendisiyle konuştum.
dostum falan konuşmadı. Ben konuştum. Hayatta en önemli şey sağlıktı. Tabii.